akşam torunumdan bir şeyler sızdırdım. Aa, evet. Ablam da işler kesat gidince torununuzu üşler. Ne? Kaç para sızdırdın? Paylaşasın dostun, arkadaşın, en yakın ortağınla. Şişt, bırak onu. Pelin Hanım'ın bir erkek arkadaşı varmış. Hoşlanıyormuş ondan. Aa, ya. Sızdırdım diye onu mu değilsin sen? Aa, ben de aç tavuk gibi saf saf arpa hayalleri kurarım burada. Bana bak. He. Adamın adı Faruk. He. Beyaz eşya ticaretiyle uğraşıyormuş. Ya. Ben tanırım o adamcağızı. Hadi. Bir kere dükkanın önünden geçmiş idim. Ah. Anlatamam güzelliğini. Ay o badem gibi gözler, uh kirpikler. Ah öyle düşer perçemler suratına doğru, şöyle güldüğü zaman gamzeler oluşur suratında. Ah elleri de güzeldir, bacakları da. Üstelik de yüzüğü yoktur. Gerisine dikkat etmemişimdir. Ya. Öyle alıcı gözünden bakmadım yani. İyi ki de bakmamışsın be. Neyse hadi şimdi, her neyse. Torunun bir şeyler sezinlemiş. İkisi de çekingen tabiatla anlaşılan. O zaman gelmiştir top bizim ayakımıza. Biz de o topu gole çeviremezsek yazıklar olsun bizim şanımıza. Çak o zaman. Neyi? Çak bir. Hadi. Ah güzel çocuk. Bana bak, bana bak. Aa, baka baka yedin bitirdin çocuğu. Bak, biz sana mı kısmet bakıyoruz Pelin Hanım'a? Kötü bir maksadım yoktur. İlham gelsin diye bakarım. Yavrum adı İlhan mı? Aa, öleceğim, geberceğim, üstüme gelme o kadar. Bir yandan hızlı hızlı düşünürüm, dur. Düşünürüm. Ay ben bir fena olurum. Ne oldu? Başım döner. Ay ne? Başım karınca alır. Ay kalbim süt gibi atar. Ay gözümün önünde kelebekler uçuşuyor. Ne oldu? Ay hasta mısın? Ne mi oldu? Evladım birdenbire fenalaştı. Bize yardım edin. Hadi gel. Çocuğun içeri gidelim. Ne oldu? Ay tutun beni, sarıl bana. Ay, ay tut beni. Kendine geliyor. Geliyor mu? Nasıl oldun Gülezer'cim, nasıl oldun yavrum? Hiç iyi değilim. Ya hayatım gözümün önünden geçir yalan rüzgarı gibi. Ay size zahmet, bana eziyet. Beni bir eczaneye götürün. Bir hastaneye gitseniz daha iyi olmaz mı? İyi akıllı. Tabii seni bir doktorun görmesi lazım. Belki iyi gelir. Eczaneye derim. Doktor olsa daha iyi değil mi diyor? Eczane derim, eczane. Hay Allah, canını almıyor. Öyle desene kız, eczaneye. Anladım. Beni ancak o güzel Pelin Hanım iyileştirir. Tamam. Belki tansiyonum çıkmıştır, indirir. Belki inmiştir, çıkartır. Ay şöyle şuramdan şöyle şuralarıma çıkan bir sızı var. Tamam. Gideceğiz eczaneye. Pelin Hanım'a gidelim. Pelin Hanım'a gidelim. Yavrum bana yardım et. Ben bunu tek başıma nasıl götüreyim? Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ben birazdan dönerim. Bırakma beni. Ay çok iyisin Faruk Beyciğim. Ah maşallah çok da güçlüsün. Aman etme. Raş losyonum beni mahcubedir. Ay. Sanki babalarda uçarım. Ay hiçbir şey yok. Endişelenecek. Gayet normal. İyi bari. O zaman ben gideyim. Ah, yok, gitmeyesin. Nah, kalbim küt küt atar, belki gene fenalaşır. Ay her tarafım ağır, öte birim ağır, şuralarım ağır. Ay. Aa, nereye evladım, acelen de. Hazır gelmişken Pelin kızım sana da bir bakıversin. Değil mi evladım? Niye? Benim herhangi bir rahatsızlığım yok ki. Yok tabii canım, maşallahım var, Allah'a çok şükür. Değil mi, aslanlar gibi kızım. Aa, sen ne diyorsun anneanne? Boy pus. Kaş göz ipiciği yerli yerinde. Mevlacım özene bezene yaratmış. Nah, kopyalama usulünden bir tane de kendimi ayırtacağım bundan. Pelin Hanım da ondan aşağı kalmıyor ki, değil mi Güleze? İyi. Baksana yavruma, zeki, maşallah güzel. Akıllı, iç kadını. Yetenekli de değil mi? Yani. Öyle değil mi evlat? Canım sen de bir şeyler söylesene. Hadi dilini mi yuttun çocuğum? Evet galiba. Tenteli Hanım, sizin maksadınız ne? Neyimiz ne? Maksadınız ne? Maksat niye böyle konuşursun diye. Maksadımızı, hayırlı bir maksattır evladım bizimkisi. Nasıl da yakışırlar birbir cihazlarına. Ben izin istesem. Hayır anneciğim, onca zahmete katlandın bizim için, öyle hemen gidilir mi evladım? Dur Arzu, bir kahve yapıver Faruk abine bakayım. Nasıl içersin çocuğum, kahven nasıl olsun? Olmasın, ben içmeyeyim. Hem artık ben gideyim. Ay iç. Pelin Hanım da içsin. Bakayım falcı ağzınıza. Hadi. Ay, ya hadi. Yani. Sen de durma öyle yalı kazığı gibi.
Otursana şuraya çocuğum. Otur. Otur hadi otur. Aman otur. Yürümeyin ulan. Ne yapıyorsun ya Allah Allah. Çal lan. Ay ya ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? 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 Ne abi sen beni ne suçlarsın be? O bela gacı gelip ortalığı dağıtmasaydı şimdiye sözü kesmiştik. Hatta nişan yüzüklerini bilim takmıştık. Karışma, söz karışma hadi. Sana verdim ben notumu. Sen tabanları yağlayıp kaçtın, beni de piç gibi ortada bıraktın zora gelince. Abi ben seni düşündüğümde kaçmışımdır. Takviye kuvvet getirmeye gitmiştim. Lah yalanın varsa kopti bir televizyon için sittin seni kupon keseyim. Söz şimdi yoksa ben seni keseceğim. De. Benim gördüğümü de sen de görür müsün? Ah, talih gülmüştür artık bize. Ha. O gün yarım kalan işimizi gel bitirelim. Hadi bitirelim hadi. Sen yine de çok iyiydin ama Kara. Eyvah yakalandık. Özel çöpçü tantimi geliyor. Sen kaç kendini kurtar. Ben onları oyalarım. Kaç 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 kaç. Olmaz Kara, seni bırakamam. Kaçarsak beraber kaçalım. Ay. Ay gibi. Aman ay. Aman Gülaz'e. Anlaşıldı anlaşıldı. Bu işler bize göre değil, bizim işimiz değil. Haklısın be ablam. Zaten ben hep hostes olmak isterdim. Ha? Tamam şekerim, aklımda bulunsun. Birilerini bulursam söylerim. Hoşça kal. Kakamış, yanları silmeyi unutma. Olur, yeğenlerim bitirdikten sonra iyi başlarım. Kakamış, tanıdığın güvenilir bir karı koca var mı? Ne olacaktı ki? Biraz evvel telefon eden arkadaşımı komşuları yatılı bir karı koca arıyorlarmış. Tanıdıkları sevinirim. Ev büyük bir ev. Adam bekçilik yapacak, kadın ev işlerine bakacak. Adres ve telefon numarası burada. Unutuyordum, çocuklu çift istemiyorlar. Bizim gibilerin çocuksuzunu bulmak zor ama eve bakacağım. Kapatalım. Bugün aile satıcı gelemez. İyi ki söyledin. Bilgi bilgidir. Günün birinde lazım olur. Bana da. Ben bu binanın yöneticisiyim. Tahmin etmiştim zaten. Sende lider tipi var Beyzadem. Günün birinde muhtar bile olabilirsin. Ama kıçını yırtsan reya muhtar olamazsın. Bende yalan yok. Gevezeliği bırak dışarı. Evlen olur. Abi niye? Bu omuzundaki ne? Ona derler bohça. Yani bohçacısın. Övmek gibi olmasın öyleyim. Bana meşhur bohçacı Gülazem derler. Tamam işte ağzından söyledim. Ağzımdan söylerim. Başka tarafından gülerim. Şu anda görevde değilim. Gelmişim bir ahbabımın acı kahvesini içmeye. Bu mavallara karnım tok. Na yalanım varsa. Bir daha magnum yalamak nasip olmasın. Hülya'nın çocuğu kız mı olacak? Erkek mi göremeden göçüp gideyim bir tarafa? Yürü hadi. Gazla gazla. Na inanmazsan. Tentene ablana sor. Gelmişimdir ziyaretine bir. Hadi hadi hadi. Sabredesin mi? 7 aylık kız derdiyse açar kapıyı. Bilirsin küp gibi sağırdır bu kadın. Açsana be kadın. Sağır şunlar aç. Hadi hadi hadi. Yüzün yüzün. Tentene yok. Hadi. Kesin beni bir elinden. İmdat. Kurtaracak yok mu durumun bağımlı karar gülazeri. Ay öleceğim, gebereceğim, bağışlayacağım organlarımı el kestim. Kız organ mı satayım? Allah Allah, safla kesesi var mı safla? Tövbe tövbe. Sapık herif, bıraksana kadını rahat. Çekil bakayım. Hasan efendi oğlum sen miydin? Ay ben seni başka sapık sandım. Ağzını öpeyim tentene ablam. Ya bu kodu mu oturtursun böyle? Tentene hanım, tentene ablacığım. Ya bu kadın... Hadi çekil. Gülazer, kız ben de seni bekliyordum. Oturacağız içeride gel. Gel annem gel. Zatiyem Ertürk yöndemim. Oldu mu patlıcan gibi musmur. İşte böyle bu sana bir ders olsun. Er bu çocuğun eti yenmiş. Geç anne. Kısmetinde vardır bir toy delikanlı. Efendim? Ayırlı bir kısmet vardır derim.
Belki de üç vakte kadar bir nikah görünür, nikah. Ne nikah kız? Delirdin mi sen bu yaşta sonra? Tövbe tövbe. Aa öleceğim gebereceğim ben. Fincanın içine atacağım kendimi, intihar edeceğim. Ben senden bahsetmem. Tentenem kendi kendine gelin güvey olanım. Nah torunun Arzu'dan bahsederim. Aa benim torun Arzu da mı var fincanın içinde? Hem o vardır. Hı? Hem fidan boylu bir civan. Üstelik sesi de güzel mi güzel? Attın şimdi bak uydurma. Fincanın içinden sesinin güzel olduğunu nasıl anlıyorsun? Nahat dinleyenler mest olmuşlardı. Na bak 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 şuraya bak. Ah burada görürüm bir sıpa. Ay yok be ay. Şey bir tay. Tay? Üstünde de kocaman bir K harfi. Ha ha. Şeyle tay ne oluyor? Herhalde ki? İsminin baş harfidir bu. Sen kendin söyledin ağzından işte Karatay. O hani şarküteride çalışan o uzun yalı kazı. Aaa. Ay aklımdan bin yaşayasın Tintin ablam. Na bak bak bak. Ha? Üstelik şurada da görürüm bir kangal sucuk. Maşallah. Kahve fincanı değil kırkambar mübarek. Bana bak şimdi o Karatay mı nedir o mu kısmeti diyorsun kızım? Ben demem Tenten ablam. Val öyledir. İyi, iyi dedin iyi dedin de. O Karatay mıdır nedir o kızla geziyor ya hani. Adı Ceyda mı neydi onu hani o. Ben orasını bilmem artık. Tek bildiğim benim baktığım fal çıkar. İşte o kadar. Hayırdır inşallah. Na buralarda da ne sevinç diyor? Gözyaşlarınız vardır. Öyle mi? İyi günler ileride. Benden söylemesi. Ağzına sağlık Gülezer. Ay borcumuz ne kadar kara? Borcumuz morcumuz yok. Aa saçmalama olur mu öyle şey? Bal gibi de olur. Şimdi ben hasta kedimi alıp senin çalıştığın veterinere götürsem sen benden para alır mı? Ama. Ama senin kedin yok ki. Olsun. Ben de bir tane hasta kedi bulup getiririm. Böylelikle ödeşiriz. Aa saçmalama. Kafamı karıştırdın sen benim. Hadi al şunu. Olmaz. Olmaz Ceyda. Aa ama olmaz öyle şey. Hayatta olmam. Al şu karı. Kız uçatlak karılar geldiler. Yürü yürü gidelim. Biz gidiyoruz kara. Bana bak. Gene öyle abuk subuk laflar etmeye kalkma. Vallahi senin ağzını böyle cart diye yırtarım. Ay şavvarımı kenarı. Sanki bir söylesem senden korkacağım. Bana aa, bak. Tamam. Terbiyeni takın. Seni çöpçeden bozuldu kalaklık. Tamam Ceyda. Ben de bulamadım şunlara. Yürü. Ay. Sinirlendirme beni bitti kadın. Şu haline bak önce ve bitin geçecek öte yandan git. Aa, hadi hadi. Sanki Ceyda'ya kocamın aksine düştüm. Hadi. Bak geberteceğim ya. Yolacağım saçlarını bir güne. Gelirsem vallahi oyarım seni. Defol be. Git karı. Cadalos. Ama. Siz ne istemiştiniz? Niye öyle bakıyorsunuz ya? Biz Ceyda ile sadece arkadaşız. Hem size ne canım? Ceyda mıydı de bu Gülezer? Ama kim oluyormuş be boş bir u asmayı? Bana bak teyzesinin suratında da memelet yok zaten. Sen tayilerine layıksın civanım. İşin aslı şu ki memur beycim o herif durmadan bana iftira eder. Bir değil iki değil yani kadınızı şikayet ediyor. Tamam tamam anlaşıldı. O yönetici müsveddesinin aklından bir zoru vardır herhalde. Yönetici müsveddesi dediysem ama sakın yanlış anlamayın. Ben Ankara'daki yöneticilerden bahsetmiyorum. Ben sözüm meclisten dışarı. Ben apartman yöneticisinden bahsederim. Ben şahidim şahidim. Gülezer benim ahbabım dostum tamam mı? Arada bir apartmana geliyor bana eve. Sohbet ediyoruz oturuyoruz ondan. Kalkmış size satıcı bu kadın satıcı diye şikayet ediyor ya. İç işte. Hanımlar tamam mesele anlaşıldı. Herif kafayı bozmuştur benimle. Belki de abayı yaptı bana. Öyle muhabbetini öyle gösterir. Adam biraz dengesiz evlat. Hadi biraz be. Resmen bunlara sapık denir sapık. Yahu siz laftan anlamıyor musunuz? Tabii. Onu zaman dedim. Tabii. Gördü böyle teleme peyniri gibi gacıyı. Baktı ki yüz vermem iş çıkmayacak. Bu yollara başvurur tabii. Kendini bilmesin biri. Yeter. Konu kapan diyorum. İkiniz de gidebilirsiniz. Ay, öleceğim gebereceğim memur bey. Sen onun lafına niye bakarsın öyle? He? Ay. Ah. Ben ne duydum? Mavilim şövalyem. Gidersiniz dedim. Gidebilir miyiz? Hakikaten de. Evet. İkiniz de gitmezseniz çok fena olacak. İstersen ben bakayım telefona. Toplum uzurum. Gülezer. Gidelim ya. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Gittik bile. Ben de iki saatte çene eskitirim burada. Gördün mü şu gacının suratını? Ah kim bilir ne suç işlemiştir. Nasıl bakar ayın ayın. Şeytan kulağına küçük küçük. Hadi gidelim dedim hadi. Hadi ya ama ben de zaten göbek ağrım. Ben burada duracağım diye. Neyse alıp çıksın falım. Hadi kız. Aa kadına bak vallahi. Yerime de göz dikti. Nasıl da rahat oturuyor. Aman bir 40 yılda bir popom yer gördü gözümü diktim be. Kalk oradan kalk. Ölmeden bir sakondu. Kalk. Hadi gel gel. Kut şunu.
Yürü. Geç yerine bakayım. Hadi herkes yerine. Bak ne diyeceğim Tenten ablam. Ne? Hani karakolda cani bakışlı bir kargacı vardı. Nasıl? Mavi nakışlı tencereyi nerede gördük kız? Sen ne diyorsun anlamadım. Ay öleceğim gebereceğim. Ne? Ay ben derim bayram haftası, ha. Sen dersin mangal tahtası. Mangal mı kız? Ne mangalı? Mangal mı kaldı? O eskidendi yavrum, eskiden. Ah rahmetli babacığım. Bana pirinç bir mangal almıştı kız. Böyle kenarları işlemeli. Ah rahmetli babacığım. Elcağızımla kahve pişirirdim ben o mangalda, biliyor musun babacığım? Ne oldu mangala sonra? Ne olacak mangala? Bırak sen de. Abi dinle beni, dinle. O kadın var ya, o kadın. Hangi kadın? Hasbinallah. Karakoldaki kadını derim. Ha, anladım. He, Karatay'ın teyzesiymiş. Anladım anladım. Aa, ne olmuş Karatay'a? Yapma bana bunu. Ne? Allah aşkına yapma, atacağım, öleceğim, gebereceğim şurada be. Ne var? O kadına bir şey olduğu yok. Peki niye açtın Karatay'ın bahsini o zaman? Teyzesinden eniştesi bir olup evin sahibini kaçırmışlar. Ya herkes bunu konuşur mahallede. Vah vah. Bir de o aydutların yeğenine senin torunu verecektik bak. Benim öyle bir niyetim yoktu ki. Sen uydurdun o gün söyledin ya. İşte bilem. Ben daha en başından dediydim. Arzuya göre değildir o oğlan diye. Onların eniştesinde ayır yok, sağlam pabuçtur diye. Hiç de öyle laf etmedin, uydurma de. Demediysem de düşünmüşümdür. Her bir şeyde ayır var. Demek ki kısmet değilmiş. Öyle. Bak kısmet dedim, aklıma geldi. Sana müjdeli bir haberim var. Sen? Ayırlı bir kısmet çıkmıştır. Sahi mi? Canım benim. Evleniyorsun inşallah. Hadi kız güle sen. Hadi hayırlı olsun. Ben değil. Sen. Ne? Bulmuşum sana münasip ayırlı bir koca. Saçmalama hadi. Saçmalama. Kız tövbe tövbe. Ay peşin kocayı duyunca nasıl da keyiflenir köftür. Saçmalama hadi. Benim gelinlik çağında koskoca torunum var ha. İşte sen evleneceksin ki onun da yolu açılsın. Sen sahiden delirmişsin Gülezer ha. Ah bu adam. Ah bir görsen. Tam sana göre bir kısmet. Ah edep erkan bilir. Konuştuğu dinlenir. Hadi. Vardır güzel bir meslekcağız. Ah her bakımdan kefilim ben ona. Her bakımdan. Ne diyeceğimi şaşırdım kaldım Gülezer. Vallahi hiçbir şey deme. Düşün. Taşın. Kararını ver. Ondan sonra ben sizi bir güzel buluşturayım. Ondan sonra verirsin kararını. İnce ince